Herkese günaydın sevgili takipçi kankalarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah eviniz iyisinizdir. Evet, ben güne böyle uyuyakalarak başladım. Dün gece yine bayağı böyle geç yattım. Ay şuramdaki yaram gitgide daha kötü oluyor ya. Neyse bakalım, taksi gelmiş. Dün gece bayağı geç saatte uyuduk. Bayağı yorucuydu. Güzel, çok şükür bir yerde video çekme izni aldım. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle çok güzel tedili uzun. Arkası biraz uzun. Önü bir tık kısa. Bir bu rengini sizler için getiriyorum. Bir şöyle kremini sizler için getiriyorum. Bir de bunu böyle sizler için getiriyorum. Daha sonra şöyle çizgili olanını getiriyorum. Çizgili yani krem siyah. Şöyle siyahlı, içi kremli. Daha sonra şöyle sütlü kahveli kremli. Onun dışında şöyle çok güzel efsane ikili takımımız var. Bakın. Arkası uzun, önü bir tık kısa. Bunun bir de şöyle çok güzel yine bol paça malı kumaşı efsane aslan tüleşmez. Bakın. Bunun da sadece 3 rengini sizler için getiriyorum. Şöyle kremi. Pardon, 2 renkmiş. Krem ve kahve. Onun dışında yine açık olanları da düşünüyoruz. Sadece tesettürlüleri değil. Şöyle ikili bir takım. Bu uzun değil. Sadece bir tık böyle kalça kısmını kapatıyor ama aslında kısa bir takım. Yine böyle onun da paçaları bu şekilde. Üst ürün böyle bu şekilde. Bunun da iki rengini getiriyorum arkadaşlar. Bakın lacivertlisi de efsane. Kumaşları ve kalitesi çok güzel. Daha sonra şöyle şu kazakların güzelliğine bakar mısınız canınız? Bakın bayıldım. İster tesettürler giysin, ister açıklar giysin. Çok güzel. Oversize, standart beden. Bunun da böyle hem mavisini, hem pembesini, hem siyahlı, hem de şöyle sütlü kahve kremlisini. Bir de çok aşırı beğendim bir ürün daha. Bakın tam şöyle oversize kol detayları, şöyle yırtık pırtık özelliği böyle ama sökülmüyor. Aynı şekilde altları da böyle ve bunun aynısının da bir de şöyle siyahının, tabii ki böyle değil, bunların adet fiyatları adetleri fazla olacak. Ben şu an beğendiklerimi buraya seçtim, koydum, ödemesini yaptım. Yine şuraya asayım. Bunlar stoklarıyla eklenecek. Bu kadar mı? Değil. Bir de çok güzel triko elbise. Bu mağazadan yani. Beğendiğim. Bir saniye şuraya karışmasın. Şunda da çok kararsız kalmıştım. Olur da işte birkaç gün düşüneceğim. Beğenirsem bundan da. Ama onun dışında şunlar var bakın. Yine şu üç rengiyle. Bakın. Kumaşı efsane. Harika. Ne kalın ne ince. Biliyorsunuz Almanya'da bizim mevsimimiz hep soğuk. Boyu 1.40-1.45. Ve bakın. Şöyle şu üç renginde. Tabii ki en önce üçünden hep kendim. Hepsinden önce kendim alacağım. Ondan sonra siz güzel takipçilerim için butiğime koyacağım. Hadi bakalım şimdi diğer toptancılara devam ediyoruz. Yarım yamalak bir açılış yapmıştım sizlere. Hadi buradakilerin ödemesini direkt hemen şimdi peşin yaptığım için aldığım ürünleri sizlere çekebildim. Tabii ki sadece bunlar mı? Değil. Yani her toptancıdan her şeyi beğenemiyorum. Ama bu ürünler çok güzel. Eminim sizler de beğeneceksiniz arkadaşlar. Aşırı güzel. Yani gerçekten itinayla
her yerden böyle 3-5 parça. Sadece battal beden olarak aldığım yerden çok büyük toplu bir sipariş aldım. Öyle bakalım. Şimdi burayı hallettim. Esenyurt'a doğru tekrar yine taksiyle gidiyoruz. Bir de oradaki ürünlere bakalım. Oranın ödemesini yapalım. Neyse bakalım, Esenyurt'a geldim. İnşallah istediğim yeri burada bulabilirim. Çok büyük burası. Çok yani bilmiyorum. Ama orayı da gitmek istediğim yeri de bulmam lazım. 25 metre diyor. İlerliyor. Artık abi bekliyor beni taksici. Çünkü bir daha geri... Ben konuştum. Ziel. Dein Ziel diyor. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Efece. Sofra. Allah Allah. Güzellik salonu. Orası gelinlikçi. Ayakkabı. Şurası mı ki? Kesin Han Çarşısı'nda. Aradım butiği. Artık telefon numarasını çıkardım. Aradım. Var ya. Ben genç kızlarımız 36-42 bedenler için Allah'ım bak var ya, efsane diyorum size. Başka da bir şey demiyorum. Bir iki resim ekleyeceğim sadece size. Tamam mı? İzin verdiler resim çekmeme. Video çekmedim çünkü hiç vaktim yok. Hepsinin kalitesine baktım. Aa, benim taksici abi bu muydu? Abi sen miydin? Aşkım ben şöyle şuraya doğru geleyim. Evet arkadaşlar, Bayrampaşa'dan vazgeçtim. Çünkü inanır mısınız artık günüm kısaldı. Ay diyemedim de bak, konuşamadım da. Günüm kısaldı, günler kısa, dışarıda aşırı yağmur yağıyor. Neyse dedim Bayrampaşa'ya artık dedim gidince WhatsApp üzerinden halledeceğim. Yoldayken Dilek ablam aradı. Neredesin? Bak kahvaltı hazırlıyorum, bekleyeceğiz seni diye. Ondan sonra saate baktım, Dilek ablaya baktım, şeye baktım, taksiye dedim ki abi dedim Bayrampaşa'dan vazgeçtim ben ya. Abi dedim sürsen beni dedim. Sür dedim, Bağcılar'a gidiyoruz hadi. Geldim çünkü arkadaşlar bugün toptancıların artık son günüydü ve ben bugün Bakırköy pazarına da gitmek istiyorum. Ondan sonra şu fincanlardan almak için sizlere. Bunun toptancısı da Bakırköy'de. Ondan sonra Elif'e de gitmem lazım. Henüz daha hala Elif'e başsağlığına gidemedim. Onlar da anca işte hani bir ferahındadılar. Onların da gelenleri gidenleri bitmiyor. Demin dayım da aramış. Dayım da akşama bekliyor. Pazartesi günü zaten hiç yani misafirlik olarak birine gidebilecek şeyde değilim. Çünkü yine çok yoğun olacağım. Yine toptancılar artık son ödemeleri yapıp tırcılarla falan anlaşacağım. Öğleden sonrası için de bir şey ayarladık ablamla. Onu da artık pazartesi günü görürsünüz. Şimdiden spoiler vermenin alemi yok. Pazar gününde kendimi ayırmak istedim. Çünkü hiçbir yeri gezemedim. Görüyorsunuz siz de geldiğimden beri. Sürekli toptancı. Bir yandan da şöyle kahvaltılığımızı göstereyim kız. Ay vallahi yine yumurta en sevdiğinden. Bu arada Dilek ablamın kuymağı da çok meşhurdur. Kaşarı da, ondan sonra tereyağı da özel Trabzon'dan geliyor. Neyse bakalım, böyle gidecek yapılacak yerler çok. Şimdi birazdan Bakırköy pazarına gideceğiz. Yani oradaki şu fincan toptancısına uğrayacağım. Oradan Elif'e geçeceğiz. Elif'ten de artık eve gelmeden herhalde direkt dayımlara gideceğiz. Oradan da artık gece eve geleceğiz. Bugünümüzde böyle yine aşırı yoğun, stresli ama bir o kadar da keyifli olacak bakalım bize. Ama şimdi önce bir kahvaltı zamanı canlarım benim. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra stresli hayatımıza kaldığımız yerden devam evet. edelim. Cenikolar. Oradan çekelim kendimiz. Kız ne kadar güzeliz biz. Çok. Allah'ım nazarlardan sakla ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Dilek Hanım kim?
Görümcem mi? Turgut'a çok benzetmişsiniz ama görümcem değil. Turgut'a benziyor çünkü biz hepimiz teyze çocuklarıyız. Teyze çocuklarıyız. Hepimiz teyze çocuklarıyız. O yüzden onlar birbirleri, onların hepsi birbirine benziyor. Ben onlara benziyorum. Ben biraz baba tarafına benziyorum. Beyazsın. Aynen. Neyse bakalım, taksimiz geldi. Biz Bakırköy pazarına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, sonunda geldim. Bakırköy Sosyete pazarına. Haydi bakalım. Aa, şunlar ne kadarmış? Vallahi cüzdanım da yok şu an. Cüzdanım patladı. Vallahi çok güzel burası. Güzelmiş. Bakarız daha sonra ya. Bir şöyle bir gezelim. Tabii tabii, aynı öyle. Önce bir dolaşalım bakalım ne var ne yok. Aynen. Aa, bak şunlar. Aha, parfümlere bak kız. 50 lira. Ani. Gel aşağı doğru gidiverelim. Ha? Ha. Yağmurluk alalım mı birer daha? Çakma çantalar. Bunu güzelle ha. Ay çok güzelmiş malları. Şunun XS'ini bir açıversene bakayım bana. Açsana şöyle bir. Çok beğendim. 250'ymiş ama çok güzel. Çok güzel. Aynen. Çok, aşırı ben beğendim. Beğendim. Ben de beğendim. Güzelmiş. Anladım. Bak 50 lira diyor burayı da. Ama güzel değiller. 50 lira, 50 lira. Aynen. Kalite düştükçe. Aynen. Ev terliklerin kokoşluğu. Bakırköy Sosyete Pazarından kendime bir şey aldım mı bilmiyorum ki. Aldım mı kendime? Ne aldım? Ha, bir tane elbise. Bir tane elbise buldum sadece kendime. Başka da bir şey bulmadım ama şöyle bir gezmiş dolaşmış olduk. Çünkü burada fincan toptancısına geldik aslında. Fincan toptancısı da buraya yakın olduğu için gelmişken de pazarı da gezelim dedik. Şimdi taksi çağırdık. Elif Alptekin'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Biz bakın. Merhaba. Aynen. Evet, Elif'e geldik arkadaşlar. Bayağı oldu biz geleli. Yukarı çıktık. Görümcelerine vesaire başsağlığına. Şimdi az Elif'e indik aşağıya. Tabii çok durmayacağız. 15 dakika sonra taksicimiz gelecek. Ama sizlere de göstereyim dedim. Çünkü Elif çekmedi değil mi sen? Şimdi yok, ben çekmedim. İnşallah salıdan sonra başlarız yani. Bir yerden başlamak zorundayız. Nasıl herkes işe gidiyorsa. Aynen. Biz de başlamak zorundayız. Evet.
Özlem'le böyle biz alışkın değilsiniz. Genelde Özlem'le beni kahkahalarla, gezmelerde. Biz evet. Öyle planlamıştık. Ama hayat size başka bir şekilde plan yaptı. Aslında planımız oydu. Tüm bir toptancılara vesaire hep böyle Elif'le gidecektik. Hatta işte şimdi yukarıda diyor ki bana sen çok zarar yaptın. Daha ben sana diyor şu kadarlık ürün aldırdım. Dedim artık kanka nasip yani bir sonrakinde inşallah. Şimdi yani yapabilecek miyim? İşte pazartesi günü inşallah benden herkes Elif'in eşarplarından istiyordu. İşte bakalım artık kanka son gün. Götüreceğim. Çünkü pazar günü kuralımız zaten okunuyor. Ondan sonra zaten herkes çekilir. Evet, aynen. Pazartesi günü inşallah götürürüm ben de seni. Pazartesi günü vloglarda artık sen de o gün başlarsın çekmeye. Yani çek yani o gün bir yerden başlayacaksın. Aynen bir yerden başlamak lazım. Mecbur da herkes işe gidiyor. Aynen. Biz de bir yerden başlayacağız. Benim de şablam var. Hem komşum hem köylümüz. Özlem'i izliyor. Videolarda evet. Görmüş Elif'e gideceğim demiş. Gelecek mi dedi. Olaylar böyle olunca. Yok dedim gelecek dedim yarın akşam. Ne sever dedi. Ne yapayım ona. Dedim ki valla her şeyi sever bilmem dedim. Şimdi ben hani hazırlık falan yapamayacağım ya. O zaman dedi şey yapayım. Salatayla börek yapayım dedi. Böyle çok sağ güzel. Olsun. Gül böreği. Şey, ne böreğiydi bu? Üçgen börek. Üçgen böreği yapmış. Böyle kabak, havuç, dereotlu da salata yapmış. Evet benim de en sevdiğim şimdi şey. Şimdi yukarıda gelir buraya. Aynen. Aslında arasana gelse bak gideceğiz biz. Ha. O mu? Belki. Değil yok baba. Değil. Ben arayayım da gelsin inşallah. Aynen. Öyle. Yukarıda çünkü konuşamadık bile. Ben anlamadım onun olduğunu. Elif'e diyor ki zence söyle. Aa bak yok geldi. Çekebilir miyim? Tabii. Çekebilirim değil mi? Tamam takipçimde. Böyle aynen. Geçken. Arka tarafıma doğru. Öyle de teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Niye zahmet ettin? Vallahi şimdi senden bahsediyorum. Yukarıda öyle kucaklayamadım edemedim kusura bakma. Ben oraya geliyorum. Cenaze şey ya. Evet anladım. O orunda dedim tekrar bir kalkıp şey yapmayayım. Anladım. Eline koluna sağlık. Evet. Çok güzel olmuş. Sen de buraya gel. Tarot orada en sevdiğim şeydir yani bu arada. Aynen aşırı derecede çok. Çok da güzel olmuş. Şimdi yukarıda şimdi seni arayacak. Bayağı aynen dedi. Elif de diyor ses etmedi bana bıraktı gitti. Şimdi arayacaktım. Kalkıyordum camdan kör geliyordum. Ha aynen. Dedik hatta şimdi yukarıda gel söylemiş Elif el bana söyledi. Dedi ki bir takipçin gelecek dedi. Hem bizim akrabamız hem köylümüz. Tamam dedim şimdi ama o ara birçok kimse geldi çıktı. Biz de hani selamlaştık oturduk hiç hani demediler de o abla bu abla. Önceki geldiğinde diyecektim. Sen hani bir geldi kaldılar ya. O zaman unuttum. Şimdi arkasına geldi. Evet. Elif gelince beni aynen, nasip dedim. Bu güneymiş. Ama ben de böyle... çok seviyorum Özge'yi falan. Hep izliyorum onu. Ha, evet aynen. Her çok gören şey yapıyor zaten. Onlara bir selam gönderiyor. Evet benden çok da selam söyledim. Aleyküm selam. Böyle bakalım. Yani bir sevgili takipçi kankamızı da görmüş olduk. şimdi ablamızın yaptıklarından şöyle azıcık yiyelim. Aslında hiçbir şey yemiyorum. Yukarıda da yemedim ama hadi şimdi bunlardan yiyelim. Yiyelim. Aynen bunlar bana özel bir de. Sen ne yiyorsun? Benim şeyleri yiyorum. Paket yapıp götüreceğim ben onları. Kardeş oldu. Bana yapmıyoruz. Gözlem geldi diye. Yani. Allah olsun. Bana yapmıyoruz. Ya sen... Dua et sizin cenazeniz var dedem. Tövbe estağfurullah öyle denmez de. Yoksa ben sana sütacım yaptırırdım. Ay yapardım kanka. Dilek abla diye geldiğimden beri diyor ki ben size sütlaç yaparım. Ben size magnolia yaparım. Siz dün akşam geç geldiniz. Çok ondan önceki akşam aynen. Geç geldi. Yarın akşam yapayım o zaman. Yani ben yaparım iki kışın arasında yatmadan yedirir öyle yatırırım. Yok Dilek ben abla. De yaparım ona. Demedin ki soruyor geldiğimden beri bir şey yapayım bir şey yapayım. Bak kahvaltı yapayım öyle geliyorlar ama zaten. Hı-hı. O yüzden yemezdim. Kahvaltı yapmadan dışarı kahvaltı... çıkacağız ya o hemen o önce kalkıyordu. Ben ev ocağı yatakta toplayana kadar hemen bir sütlaçla kahvaltı yapayım. Öyle çıkıyordum. Yani yerine iyi bakıyorum yani. Sağ ol Allah razı olsun. Neyse hani bakalım. Sen Turgut Bey'le gelecektin. Balayına. Ne oldu? Şimdi o balay parasını bak. Balaya yatırdık. Toptancılara yatırdık. Gitti, aynen. Daha hayırlı yere gitti. Aynen. Aynen. Arkadaşlar tam biz böyle merdivenden iniyorduk. Bizi almaya giren taksici dedi ki abla dedi azıcık dedi vaktiniz varsa dedi ben dedi bir dürüm yiyeyim. Dedim ya kardeş sen biz de dedim azıcık daha o zaman kapı önü sohbet yaparız. Şimdi indik gideceğiz. Onların da zaten yani sizin de hani şeyiniz doğumsunuz. Yarın da Kur'an'ınız var. Yarın ben de yoğun olmasam gelirdim mutlaka Kur'an'a ama. Abi galiba. Siz yiyin sıkıntı değil. Biz oturacağız burada. Evet arkadaşlar biz Elif'ten çıktık. Atladık taksiye. Yine tekrardan
Son durak Bağcılar'a geldik. Şimdi dayımlardayız. Şöyle anneannemle dedemi de size göstereyim. Geçen günü çekememiştim. Şimdi bu akşam buradayız. Valla geç saate kadar oturacağız, sohbetimizi yapacağız. Nebi yengem de sağ olsun, dayım sabah erkenden Bilgin abiyle mantar toplamaya gittiler. Sağ olsunlar, o mantarla da Nebi yengem şöyle enfes bir... Gel de bir kız çekeyim seni buraya. Seni zaten herkes annemden doğru zaten biliyorlar. Aynen, geçen gün de yazmışlar yengeni niye çekmedin diye. O gün biz zaten çok şey, çok böyle hani bir geldik gittik. Ama yine Nebi yengem dur hemen sana şunu yedireyim, bunu yedireyim, ağzımı doldurdu gönderdi. Bugün de dedik böyle akşam soframızı bakın. Hem kurabiye yapmış, hem mantar yapmış, şey mantarlı börek. Daha bir şeyler hazırlayayım dedi de artık dedim yok, bu kadar yeter. Şimdi herkes çayını içmek için bekliyor. Ben daha fazla konuşmayayım. Ha, aynen gel. Sevgili görümcemin sevgili kızı. Takipçileri Özlem'in reklam hayatına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Tamam, hadi bakalım. Herkes şimdi çayını rahatça içebilir. Evet arkadaşlar, dün gece saat 3-4'e kadar sohbet ettiğimiz için kapanışı şöyle kocam da kocam fincanıyla yapayım. Şu an arkada değişik sesler olabilir ama hiç aldırış etmeyin. Yarınki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.